Hemoglobin nedir? Hemoglobin yüksekliği ve düşüklüğü ne demek? Yüksekliği nasıl düşürülür? Düşüklüğü nasıl yükseltilir? Konusunu kısaca size anlatayım arkadaşlar. Hemoglobinle başlayalım. Hemoglobin önce nedir? Vücudumuzda biliyorsunuz oksijeni dokulara taşıyan hücre var. Kırmızı kan hücresi. Bunu alyuvar diyoruz. Tıp dilinde eritrosit. Bu eritrositlerin içinde arkadaşlar bir kısım var. Buna biz hemoglobin diyoruz. Yani kırmızı kan hücresinin içindeki bir kısım bu hemoglobin. Hemoglobinin görevi neymiş? Dokulara oksijen taşımakmış arkadaşlar. Peki hemoglobin testi yapıldı. Bu genellikle tabii hemogram testinin içinde bakılıyor. Hemoglobin seviyeniz yüksek çıktı. Bunun ne gibi belirtileri olur? Biraz bundan bahsedelim. Hemoglobin seviyeniz yüksekse arkadaşlar bunun başlıca belirtileri işte yorgunluk, nefes darlığı, eklemlerinizde ağrı, onun dışında avuç içi veya ayak tabanınızda hassasiyet, uyku bozuklukları ve özellikle banyodan sonra vücudunuzda kaşıntı şeklinde olur. Hemoglobin düşüklüğünün ne gibi belirtileri arkadaşlar onu da söyleyelim. Yine yorgunluk, nefes darlığı, uyku hali, çarpıntı, baş ağrısı ve soluk cilt hemoglobin düşüklüğünün ana belirtileri. Peki hemoglobin seviyeniz ortalama kaç olmalı? Bu tabii yaşa göre, cinsiyete göre değişir. Çocuklarda ortalama 11 ile 16,5 arası. Erkeklerde işte 13-16,5 arası. Kadınlarda biraz daha düşük. 12 ile 16 arası normal kabul ediyoruz. Bunun altı ne diyoruz? Anemi yani kansızlık diyoruz. Bunun üstü değerlerde artık polisitemi düşünüyoruz. Peki hemoglobin seviyeniz niye düşer? Biraz da bundan bahsedelim arkadaşlar. Bunun bir takım nedenleri var. Nedenini böyle başlıkla madde madde sıralarsak neymiş? Birincisi beslenme eksikliği. Hemoglobin üretimi için bir takım vitaminler gerekli. Bunlar nedir? Özellikle bakır, folat, B6, B12 gibi vitaminler arkadaşlar. Bunlar eksikse hemoglobin seviyeniz düşebilir. Onun dışında kemik iliği yetmezlikleri, işte aplastik anemidir, kemik iliğini bozan bir takım ilaçlar, virüsler, toksinler ve radyoterapi almanız. Yine hemoriz dediğimiz damar içinde eritrositlerin parçalandığı bir takım durumlar var. Bunlarda da hemoglobin düşer. Bunlar özellikle otoimmün, yani nedeni bilinmeyen nedenler. Bir takım hastalıklar, bir takım infeksiyonlar ve urak hücreleri anemide görülen durumlardır. Yine bir takım kronik yani uzun süreli hastalıklarda da hemoglobin seviyeniz düşebilir. Bunlar nedir? Kronik böbrek yetmezliği, romatoid artrit, lupus gibi hastalıklar, tüberküloz, HIV, lösemiler, lenfomalar böyle uzun süren bir takım hastalıklar var arkadaşlar. Bunlarda da hemoglobin seviyeniz düşebilir. Özellikle kanser ve bağırsak tutan bir takım hastalıklar var. İşte ülseratif kolit, Crohn gibi. Bunlarda da hemoglobin seviyeniz ciddi oranda düşer. Yine vücut içindeki kanamalar tabii ki kan kaybı ile hemoglobin seviyenizi düşürebilir. Gebelikte yine hemoglobin seviyeniz bir miktar düşecektir. Çünkü vücutta sıvı kısmı biraz çoğalır gebelikte. Yine onun dışında tiroid bezini tutan hastalıklarda hemoglobin seviyeniz düşebilir. Ve kullanılan bazı ilaçlar da bir miktar hemoglobin seviyesini düşürebilir. Bunlar nedir? İşte kemoterapi ilaçları. Kloramfenikol denen bir antibiyotik. Kinidin, bu eski sıtma ilacıdır. Ve epilepside kullanılan bazı ilaçlarda hemoglobin seviyenizi düşürebilir. Peki hemoglobin seviyeniz niye yükselir? Tam tersi. Bunun iki türlü nedeni var. Birincisi arkadaşlar genetik neden. Eritrositoz diyoruz. Primer yani gen bozukluğu ile giden bir durum. Polisitemi vera diyoruz. Bir de sekonder dediğimiz bir takım hastalıklara bağlı nedenler var. Bunlar nedir? İşte kronik böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, yani sağ kalp yetmezliği, kalp yetmezliğiniz varsa yine hemoglobin seviyeniz artar. Uyku apnesi, böbrek hastalıkları, böbrek kisti, böbrekte bir kanser varlığı, karaciğerde kanser varlığı,
Kullanılan bazı ilaçlar özellikle gentamisin, bu bir antibiyotiktir, metildopa gibi ilaçlar, steroid ilaçlar, diüretik yani idrar söktürücü ilaçlar, aşırı sigara kullanımı ve yüksek rakımda özellikle dağlık yerlerde yaşamada ve vücudun susuz kaldığı dehidratasyon dediğimiz durumlarda hemoglobin seviyeniz artabilir. Tabii çok yüksek değerlerde artık polisistemin vera dediğimiz bir takım kemik iliği hastalıklarını düşünüyoruz. Peki hemoglobin böyle. Hemoglobin seviyenizi nasıl düşürürsünüz? Bu genellikle duruma bağlı arkadaşlar. İşte o saydığım durumlar varsa, mesela ilaç kullanımı varsa, ilaç kullanımını doktor kontrolünde keserseniz düşer. Onun dışında işte kalp yetmezliğiniz varsa, o giderilince işte hemoglobin seviyeniz düşebilir. Ya da işte bir hastalığınız varsa, böbrek hastalığınız varsa, böbrek hastalığınız varsa onlar iyileşince düşer. Sigarayı bırakırsanız yine düşer falan. Ama tabii çok yüksek değerlerde polistemin vera varsa onun tabii tedavisi farklı. Peki hemoglobin seviyeniz düşük. Bu nasıl yükseltilir? Bu da saydığımız nedenler düzeltilerek işte nedir? Folik asit eksikliğiniz varsa folik asit verilir. B12 eksikliğiniz varsa B12 verilir. Kanamanız varsa kanamanız düzelince zaten düzelir. Onun dışında bir takım hastalıklar saymıştım. Onlar düzelince hemoglobin seviyeniz düzelir. Demir eksikliği anemisi varsa doktorunuz size demir preparatları verir. Yani neden ortaya çıkarılır? O neden iyileşince, düzeltilince hemoglobin seviyeniz de tekrar yükselecektir. Evet, hemoglobini öğrendik arkadaşlar. Demek neymiş? Oksijen taşıyan bir madde. Düşükse anemi yani kansızlık diyoruz. Çok yüksekse polisistemi riski var. Polisistemi olabilir diyoruz. Belirtilerini saydık, tedavisini saydık. Bu konuda bu kadar yeter diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz.